Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün tüm tavuk kızartma tarifiyle sizlere geldim. İstek üzerine arkadaşlar bu tarifi sizler için hazırladım. Tarife geçmeden önce sizlere küçük bir soru sormak istiyorum. Tavuğun kuyruğunu yer misiniz? Bu üzerindeki yağ bezini kestikten sonra geriye kalan kuyruğu yer misiniz arkadaşlar? Yiyen ve yemeyen iki kesim vardır. Ben yiyorum. Sizleri de merak ettim. Acaba yiyor musunuz? Eskiler derler tavuğun derisi ve gerisi diye. Artık bilmiyorum ama gerçekten güzel oluyor. Evet, yoruma bekliyorum. Merak ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde yağ bezini ve boynundaki o kalın yağ derisini kestikten sonra güzelce yıkıyorum. Eğer tüyler varsa onları da ütelim, yakalım. Benim tavuğum oldukça temiz olduğu için ütme işlemine gerek yoktu arkadaşlar. Tavuğu güzelce yıkadıktan sonra hiçbir bölme veya kesme işlemi yapmıyorum. Tavuğu delmiyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle bir küçük tasın içerisine 2,5 çay kaşık kırmızı toz biber, 2,5 çay kaşık tuz, yaklaşık 1 çay kaşık karabiber, yaklaşık 1-2 yemek kaşık arası sıvı yağ. Güzelce karıştırıyoruz. Karışım elde ediyorum. Evet, bu karışımı fırça ile tavuğumun her yerine gelecek şekilde, hiçbir açık yer kalmayacak şekilde sürüyorum. Fırçasız da elinizle ovarak da yapabilirsiniz bu işlemi. Ben sizlere göstermek için fırçayla yaptım. Elinizle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, karıştırmış olduğum baharat karışımını tavuğumun her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Boyun kısmına, iç kısmına, kollarının altına. Bu şekilde tavuğumu baharatlıyorum arkadaşlar. Tastaki ve fırçadaki son kalan baharatları da almak için yaklaşık 1 yemek kaşık su ekledim ve bunu da tencereme tavuğumun üzerine gelecek şekilde sürdüm. Evet, dediğim gibi tavuğumuzu hiç delmiyoruz ve kesmiyoruz. Eğer delerseniz arkadaşlar ya da keserseniz tavuk içindeki suyu dışına verecektir, bırakacaktır ve bu nedenden dolayı da tavuğumuz kuru olacaktır. İçinin sulu sulu olmasını istiyoruz. Dışı çıtır ve içi sulu sulu bir tavuk yemek istiyoruz. Bunun için bu işlemi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Tencereye tavuğumu koydum. Kapağını da kapatıyorum. Önceden ısıtmadım fırını. Soğuk fırına koyuyorum ve 1 saat 14 dakika ayarladım arkadaşlar. Yaklaşık 25 dakika sonra tenceredeki kapağımı çıkartıyorum ve tencerenin tabanına oluşan o sostan tavuğumun üzerine sürüyorum fırçayla. Bu işlemi birkaç sefer yapıyoruz. Her 20 dakikada, bir 25 dakikada bu işlemi yapın arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz tavuğumuz çıtır çıtır, üzeri kızardı. Tekrardan şöyle bir fırçayla her yerine sürdükten sonra tavuğumu ters çevireceğim. Diğer tarafında güzelce nar gibi kızarmasını istiyorum. Sırt kısmını şimdi çevireceğim. O şekilde de fırında bir yaklaşık 20 dakika kızartacağım. Görüyorsunuz. Bu şekilde yumuşak oldu. Şimdi bunu da çevirip güzelce çıtır yapıp kızartacağız. Fırını 190 derecede açın arkadaşlar. Ben otomatik tavuk ayarında pişirdim. Kilosuna göre de tavuğun pişme süresi artıyor. Benim tavuğum 1400 gramdı.
Eğer 1 kilo tavuksa 1 saati gözden çıkarmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi tavuğumuzun sırt kısmı da şahane kızardı arkadaşlar. Şimdi tekrardan çeviriyorum. Göğüs kısmını tekrar güzelce baharatlıyorum fırçayla. Tencereye oluşmuş olan o sosundan ve tekrar üzerine kızartıyorum. Çıtır olmasını sağlıyorum. Yaklaşık bir 15 dakikada bu şekilde kızarttıktan sonra artık tavuğum yemeğe hazırdır. Görüyorsunuz şahane oldu. Şunu da belirtmek istiyorum. Eğer tavuğu baharatladıktan sonra vaktiniz varsa 1-2 saat bekletebilirsiniz arkadaşlar. Baharatlı bir şekilde bekletirseniz tavuk daha da bir lezzetlenecektir. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Görüyorsunuz içinin suyunun dışarıya nasıl da pıt pıt attığını arkadaşlar. Yumuşacık oluyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Yanına patates kızartması eşliğinde ve tencereye oluşan o yağlı sos var ya arkadaşlar. Onu da süzüp sos olarak yerken mutlaka kullanın. Hele pilavla birlikte sunum yapacaksanız bu sosu mutlaka tavuğu yerken kullanın arkadaşlar. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip aşağı yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Bana desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.